Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız ABD tarihi. Daha doğrusu geçen hafta başlamıştık. Bugün devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta Amerika'yı kurmuştuk. Arkasından iç savaşa sokmuştuk. Onun da arkasından Abraham Lincoln suikaste uğramıştı. İşte bu suikast Amerika tarihi için önemli bir nokta. Çünkü o tarihlerde zaten Amerika'da muhalefet diye bir şey kalmamış. Aslında bir muhalefet var ama o tarihlerde bu iç savaşta Amerika'ya karşı, devletin ana omurgasına karşı silah doğrulttukları için her karşı çıktıkları yasada ya da her böyle el kaldırıp bu olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz dediklerinde siz zaten şöyle savaşmıştınız, siz zaten haindiniz falan şeklinde bastırıldıkları için iktidardaki bu kuzeyli patronlar her türlü her istediklerini yapabilir konuma geçmişler. İşte bunu önleyecek konumda olacak kişi de Abraham Lincoln'dü. Ama o da öldürüldünce mevcut başkan ve hükümeti çok güçsüz ve pasif kalıyor ve bu patronlar istedikleri her yasayı istedikleri şekilde geçirmeye başlıyorlar. Mesela bu yasalardan en önemlisi gümrük vergilerinin aşırı derecede yükseltilmesi kararı. Bu kararı çıkartınca ne oluyor derseniz şöyle örneklendirebiliriz. Amerika'da 10 liraya üretilen bir ürün var. Bunu siz başka bir ülkeden 7-8 liraya getirebiliyorsanız Amerika'da üretmez gider o ülkeden alır getirirsiniz. Ama gümrükte üzerine büyük bir vergi bindirilip de bu 11-12 liraya çıkartılırsa bunun yerine Ülkenizde üretmeyi tercih edersiniz. Daha doğrusu, ülkenizde üreten kişiden almayı tercih edersiniz ve o kişi büyür. Bu fabrikalarda, kimlerin de, bu kuzeyli patronların da, onların da bu üretim gücü her geçen gün artmaya başlıyor. Bu ülkedeki üretim gücü arttıkça da ülkenin bu büyük patronları aynı oranda güçleniyorlar. Tabii bu nasıl bir sıkıntı doğru diyebilirsiniz, yani buna niye eleştirelim diyebilirsiniz. Çünkü ülkemizde üretim sıkıntısı fazlasıyla var. Keşke bizde de olsa falan diyoruz. Bu noktada gerçekten Amerikan halkı da böyle düşünüyor başta. Diyorlar ki işte üretim artıyor, istihdam artıyor, işsizlik sorunu kalmıyor falan. Bu bayağı bir güzel bir durum gibi gözüküyor. Ama bunun üzerine bu patronların şöyle bir hareketi daha var. O da küçük şirketleri tek tek kendi ellerinde toplamaya başlıyorlar ve tekeller oluşturmaya başlıyorlar. Ve bunlar tekerleştikten sonra artık şöyle düşünebilirsiniz. Ne yurt dışından bir rakipleri var çünkü gümrükte çok güçlü bir şekilde hakimler. Diğer taraftan ülke içerisinde de bir rakipleri kalmayınca bunlar fiyatları istedikleri gibi düzenlemeye başlıyorlar. İşçilere, çiftçilere ya da başka tarzda çalışanlara ya da küçük işletmelere istedikleri muameleyi göstermeye başlıyorlar. İşte bu noktada devletin buna müdahale etmesi gerekir. Zaten devleti devlet yapan en önemli noktalardan biri budur. Halkla bu patronlar arasındaki dengeyi kurabilmesidir. Ama devlet bu konuda o kadar pasif kalıyor ki Amerika'da bu patronlar her türlü işlerini yürütüyorlar. Bunun da sonunda halkın belli bir kesiminde gerçekten rezil bir hayat gözükmeye başlıyor ve belli bir kesim artık buna tepki gösteriyor. Yani artık değişmemiz gerekiyor çünkü bu hayat bir yere gitmiyor. İnsanlar artık insandan aşağı konumda hayatlar sürmeye başlıyor şeklinde ve reform hareketleri başlıyor. Ama bu reform hareketleri başladığında bir kısmı daha yasalaşacakken bu büyük patronlar tarafından engelleniyor. Bir kısmı yasalaşıyor ama bunların avukatları o kadar mahir, o kadar yetenekli ki Mahkemede bu kendilerinin aleyhine çıkartılmış yasaları bile kendi lehlerinde kullanmaya başlıyorlar. Onlar bile onlara bir artı sağlamaya başlıyor. Mahkemelerden hep bunlar karlı çıkıyor. Bu uzun süre bu şekilde devam ediyor. Bu patronların gücü bir türlü kırılmıyor. Ama bu reform hareketleri başarısız olsa da parça parça belli bir seviye kat ediyorlar ve Wilson başkan olduğunda kendisi de zaten idealist bir akademisyen, aynı zamanda siyasi yeteneği üst seviyede bir başkan bu mevcut geçmişten gelen reform hareketlerinin daha bir düzene sokuyor ve bu patronlarla baş edebilmeye başlıyor. Hatta yavaş yavaş dengeye getirmeye başlarken o sıra tam da her şey yoluna girdi derken Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı başladığında Amerika'nın tavrı aslında çok net. O da şu, eski dünyanın işleri eski dünyada kaldı, bizi ilgilendirmez, kendi aralarında halletsinler diyorlar. Gerçekten de Amerika o tarihe kadar eski dünya ile çok fazla muhatap olmuyor o dünyanın işlerine bulaşmıyor. Daha çok Amerika kıtasında etkinliğini gösteren bir devlet. Şöyle örneklendirebiliriz. Mesela Amerika kıtasında İspanyolların kendi halkıyla daha doğrusu oradaki sömürgeleriyle yaşadığı bir kriz var. Burada Amerika diyor ki artık İspanyollar kendi halkına çok kötü davranıyor. İnsanlık dışı muamelede bulunuyor. Ben giderim oraya demokrasi götürürüm deyip savaşa gidiyor. Gördüğünüz gibi bu Amerika'nın ilk başladığı demokrasi götürme hareketlerinden biri. Bir başka yaptığı bir iş var orada. O da Panama kanalını yapmaya karar verdiğinde o ülkenin iktidarıyla sürtüşüyorlar. O i̇ktidar aldığı payın çok az olduğunu düşünüyor, adaletsiz bir anlaşma olduğunu düşünüyor ve itiraz ediyor buna. Buna Amerika'nın verdiği cevap ise o bölgede bir halk ayaklanması çıkartmak ve kendi askeriyle de bunu desteklemek, bu şekilde iktidarı değiştirmek. Gördüğünüz gibi Amerika'nın Amerika kıtasında ilk tecrübe ettiği bu hareketleri bugün kendi bölgemizde hatta kendi ülkemizde nasıl uyguladığını da fark ediyoruz. Peki Amerika o kıtada başladığı bu hareketleri buraya taşıyana kadar nasıl bir evre geçirdi? Yani eski dünyaya nasıl ayak bastı dersek işte bunun ilk noktası Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'na ilk başta böyle katılmıyoruz. Bir taraf değiliz moduna girse de Amerika İngiltere ve Fransa'ya çok ciddi lojistik destek sağlıyor. Onların tüm ürünleri Amerika'nın gemileriyle okyanustan aşırıp aşırıp geliyor. Almanya bu duruma çok rahatsız oluyor. Çünkü bir savaşta mesele savaş meydanında yaptıklarınız değildir. Esas nokta savaş meydanındaki adama teçhizatını, işte ürününü, yediğini, giydiğini ya da savaşta kullandığı aleti götürüp götüremediğinizle ilgilidir. Amerika'da bu devletlerin bu ihtiyacını karşıladığı için aslında bir fil savaşıyormuş gibi bir durumu var. Almanya bundan aşırı derecede rahatsız olup Savaşın da gidişatını değiştirdiğini gördüğü için artık Amerika'nın bu okyanusta geçirdiği ticaret gemilerini vurmaya başlıyor. Almanlar tarafından bu şekilde Amerikan ticaret gemilerinin vuruluyor olması Amerikalılar tarafından bardağa taştan son damla gibi gözüküyor ve savaşa girmeye karar veriyorlar. Amerika savaşa girdikten sonra da hızlı bir şekilde İngiltere ve Fransa'ya yardım ulaştırmakla uğraşıyor ve bunu tam vaktinde ulaştırdığı için savaş kaybedilecek noktadayken kazanılacak noktaya geliyor ve savaşı kazanıyorlar. Tabi savaş kazanıldıktan sonra Wilson'la Amerika'nın görüşleri çelişiyor. Wilson'un görüşü artık dünyada bir Birleşmiş Milletler tarzı bir kuruluş kurmak ve dünyaya çeki düzen vermek. Ama Amerikalılar biz eski dünyanın bataklığına götürüyorsun, biz o dünyadan zaten kaçıp geldik şeklinde Wilson'a tepki koyuyorlar ve Wilson'un yapmaya çalıştığı birçok şeyi kabul etmiyorlar. Mesela burada aklımıza şu gelebilir. Hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı'nı ortaokulda işlerken Wilson prensipleri diye bir şeyler okurduk. İşte bu Wilson prensiplerini ortaya atan kişi Amerikan'ın bu başkanı. Ama benim o zaman dikkatimi çeken şu vardı. O ilkeleri okurdum ve savaş sonrası yapılanlara bakardım. Hiç de bu ilkelere uyulmamış. Ne alaka falan derdim. Gerçekten de Wilson bu prensiplerini Amerika'da dahi kabul ettirememiş aslında. Yani sadece belge olarak ortada kalmış şeyler. Amerika'ya bunları götürdüğünde Amerikan halkı tepki gösteriyor. Wilson zaten bu tarz uğraşlardan sonra kendi iktidarını bayağı bir kaybediyor. O ara mesela bu vergilere, gümrük vergilerini düşürmeye çalışıyor. Karşısına bu büyük patronlar çıkıyor ve diyorlar ki hayır daha da yükseltmemiz gerekiyor falan şeklinde. Orada Wilson'un dediği şöyle bir laf var. Ya diyor biz savaş boyunca bunlara büyük borçlar verdik. Bunların bize bu borcu ödeyebilmesi için bizden para almaları gerekiyor. Bizden para alabilmeleri için de bize bir ürün satmaları lazım. Biz gümrük vergilerini yükseltirsek bize nasıl ürün satacaklar şeklinde tepki gösteriyor. Ama Amerikalıları bu noktada ikna edemiyor ve yine gümrük vergileri yükseltiliyor. İşte Wilson bu dakikadan sonra ülkede artık bir iktidarı kalmamış noktaya düşüyor ve ülkeyi tekrardan bu eski Amerika'nın büyük patronları yönetmeye başlıyor aslında. Ve bu noktadan sonra Amerika'da ciddi bir üretim artışı, ciddi bir refah, borsa falan tavan yapıyor, bankalar aşırı derecede işliyor. Amerikan halkı artık cennete doğru gittiklerini düşündükleri bir zamana giriyorlar. Her şey çok mükemmel olmuş. Dünya tarihinde böyle bir hayat tarzı yok modundalar falan. Ama tam da bu noktada ilerlerken tam cennete ulaştık dedikleri noktada 1929 yılında bir anda borsalar çökmeye başlıyor. Ve banka sistemi çöküyor, fabrikalar çöküyor falan her şey çöküyor ve büyük buhran dediğimiz ekonomik kriz başlıyor. Bu ekonomik kriz tarihteki en büyük ekonomik krizlerden biri olarak kabul ediliyor ve 10 yıla yakın bir sürede etkisi devam ediyor. Bu arada bu büyük patronlara uyan siyasetçiler falan artık tabii ki gözden düşmeye başlıyorlar. Demokratlar Roosevelt diye bir aday ortaya koyuyor ve o başkan oluyor. Ondan sonra reformlar başlıyor, bu krize yönelik hamleler atılıyor ve yavaş yavaş Amerikan halkı toparlamaya başlıyor. Birçok yönden gelişme gösteriyorlar. Artık refah tekrar oturmaya başlıyor derken bu sırada da 2. Dünya Savaşı ortaya çıkıyor. Amerika yine 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi savaşın başında diyor ki bu eski dünyanın sorunudur bizi bulaştırmasınlar. Ama savaş ilerledikçe şunu fark ediyorlar. Almanya ve Japonya çok fazla güçleniyor. Yani 1. Dünya Savaşı'ndaki Almanya'nın konumundan daha öte bir hale geliyorlar. İkisi eski dünyayı komple ele geçirebilecek bir güce ulaşacağını fark ediyorlar ve eski dünyada bunlar güçlendikten sonra ilk hedeflerinin Amerika olacağını düşünmeye başlıyorlar. Bir yandan da haklılar çünkü Japonya artık ucundan ucundan Amerika'yı gözüne kestirmeye başlamıştı bile. Bu sebepten dolayı savaşa girmeye karar veriyorlar. Bunlar savaşa girmeye karar veriyorlar ama Almanya ve Japonya başta bu kadar da ciddi almıyor. Çünkü Amerika'nın sanayisi çok güçlü olmasına rağmen bu bir savunma sanayisi, bir savaş sanayisi şeklinde düzenlenmemiş. Ama Amerikalılar bu güçlü sanayilerini çok kısa bir süre içerisinde savaş sanayisi haline getirip savaşta çok etkin bir rol oynamaya başlıyorlar. Ve gitgide Almanya'yı geri püskürtüyorlar. Japonya'yı birçok noktada geri püskürtüyorlar. Ve her iki düşmanı da savaşın sonunda yenmiş oluyorlar. Ve savaş bittiğinde bir tarafta dünyanın büyük gücü olup da yenilmiş olan devletler varken diğer tarafta savaşı kazanmış ama buna rağmen savaşın bütün yıkımını ülkesinde yaşamış büyük devletler var. Bunları değerlendirdiğimizde Amerika kendi ana karasında savaş görmemiş, yani savaşın yıkımını yaşamamış bir galip devlet olarak tek başına ayakta duran tek büyük devlet. Ve savaşı kazanan devletlerin dahi Amerika'ya çok ciddi borçları var. Hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı bittiğinde Wilson ne diyordu? Bunların bize bir dolu borcu var. Bu borçlarını bize ödeyebilmeleri için dahi bize bir mal satıp bizden para almaları gerekiyor şeklinde düşünüyordu. Amerikalılar bu sefer buna bile bir çözüm buluyorlar. Bu devletlerden mal almıyorlar. Zaten bu devletler o sıra üretim yapabilecek halde bile kalmamışlar. Bu açıdan dahi Amerika'ya muhtaçlar. Peki bu parayı nasıl alıyorlar? Bu borçları nasıl alıyorlar dersek bu sefer bu ülkelerin özgürlüklerini satın alıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte Marshall yardımıydı, şu yardımıydı, bu yardımıydı derken bu ülkelere çok ciddi paralar veriyorlar. Bunun karşılığında bu ülkelerin iç işlerine müdahale hakkı elde ediyorlar ve özgürlüklerini satın almış oluyorlar. Bu açıdan düşündüğümüzde de benim canımı sıkan bir nokta oldu kitapta. Yani koskoca bir ABD tarihini anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan o kadar uzun bahsediyor. Orada dahi Osmanlı'dan bahsedilmiyor. Hiçbir şekilde görmedim. Sadece kitabın sonunda Marshall yardımı alan devletler arasında işte Yunanistan'la Türkiye'ye de Marshall yardımlarından şu kadar pay verildi falan şeklinde bahsediliyor. Yani bu da gerçekten üzücü bir durum. Umarım Batı'nın bundan sonraki yazacağı tarih kitaplarına daha nitelikli işler yaparak girmiş oluruz. Önümüzdeki haftada diğer kitaplarımızda görüşmek üzere.